Meral Akşener bölücüdür. Ben bölücüleri hiç sevmem. Neden öyle diyorsun abi? MHP'de kalsaydı orada başkan olsaydı. Orada başkan olur muydu? Devlet Bahçeli vardı. Devlet Bahçeli tapısını almış bu dünyanın. Belki oradaki olanları bilmiyoruz abi. Neden ayrıldınız mesela? Kaçanları ben sevmem. Onu da sevmem. Özdağ'ı da sevmem. O rahmetlik Muhsin Başkan da ayrıldı gitti. Bak yediler onu. Bölen adamı, ayrılan adamı, korkak adamı sevmem. Peki abi şimdi mesela MHP bir aralar iktidara yükleniyordu mesela. Evet. Çok yüksek derecede yükleniyordu. Evet. İktidar da MHP'ye yükleniyordu. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi bir lafı ne zaman söylediğim ayrı, zaman ve zemine göre söylediğim ayrı. O zamanki Tayyip de ayrıydı, Bahçeli de ayrıydı ama ikisi bir olarak PKK'yı yok ettiler. Çünkü PKK doğuda özerklik ilan etmeye başladı. Özerklik ilan etmeye başlayınca boynunu vurdular. Evet. Ondan dolayı mı beraberler? Evet. Anladım. Başka bir nedeni yok. Yok. Anladım. Türkiye'nin bütünlüğü, birliği, beraberliği için beraberler. Anladım. Ama ikisine de gıcığım var. Niye abi? Ve Tayyip'e de oy vermemişim ama bu son Amerika'ya karşı mücadelesi, Batı'ya karşı mücadelesi, Suriye'ye karşı mücadelesi, PKK'ya mücadelesi ve o tahıl ambarının yolunu açmasına çok takdir ediyorum. Neye gıcık oldun? Gıcık oldum dedin ya. Geçmişte. Evet, tamam. Geçmişte. Dün de bugün de bugün diyorsun. Evet. Ne zaman, ne yerde olduğum önemli. Evet. Benim değil, onların. Söyle. Ben köylü çocuğuyum. Ben de köylü çocuğuyum. Dur, devam ediyorum. Bizim tarlalarımız vardı. Annem dedi bunlar okuyacaklar. 9 kardeştik. 9'umuz da şehirlere geldik, okumaya başladık. Evet. Yemin ediyorum tarlalarımız boş. Neden ekilmiyor mesela köydeki ağır, niye ekmiyor? Ben geldim işte. Tamam köydekiler niye ekmiyor? Köydeki bir amcam kaldı. Evet. 6 tane oğlu İstanbul'da. İşte bu medeniyet var ben ya. Ben de tarlaları veriyorum. Kiraya veriyorum, ektiriyorum. Eken yok. Nasıl ekmiyorlar? Bizim oralarda eken yok. Ya sen geç onu. Konya Ovası Türkiye'nin şeyi ya. Konya'yı ben bilemiyorum. Senin Hollanda. Ben Bermaz Ovası'ndan bahsediyorum. Neden Türkiye mesela ihraç yapmıyor? Tağlı mesela yabancı ülkeler göndermiyor. Sen tağlı yabancı ülkeye kaldığın müddetçe sen her zaman karnın aç, bu miden aç kalır. Hemşerim. Senin gibiler zaten aç kaldı. Zaten sen aç kalmışsın yani. Evet. Abi bugün Türkiye'de çıkan tavuk Türkiye'ye ancak yetiyor ha. Neden yetiyor? Türkiye'ye ancak yetiyor. Eskiden 20-30 milyon insan vardı. Şimdi bak senin yaşına göre şeker kuyruğunda, yak kuyruğunda, petrol kuyruğunda unutma. Şimdi de varlık kuyruğunda bekliyorlar insanlar. Varlık kuyruğunda herkesin parası var. Ya nerede var parası? Kimin parası yok? Kimin parası yok? Hele git çarşıya bak bakalım. Ya bak bakalım nasıl görünüyor. Sen karşıdan görüyorsun insan işi. Allah'tan korkuyor. Kim aç? Kim? Sen bak Allah'tan şimdi, korkacaksın. Bak, ben ne Allah'tan korkacağım? Bunları alıyor musun? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyor yani. Çocuklarıma bakıcı arıyorum. Bakıcı arıyorum. 10 bin liraya bakıcı yok. 10 bin liraya ne diyor? 10 bin lira mı? Bugün 3 bin lira, 5 bin lira bakıcı insanlar var. Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Gelsin ben ona iş vereyim. Ya geç. Yaz, sen konuşma. Ya. Meral Akşener'i nasıl bilirsin? Vallahi Meral Akşener bir projedir. Diyorsun. Evet, ben öyle diyorum. Nasıl bir proje? Vallahi Amerika ne diyorsa, Avrupa ne diyorsa onların aynı şeylerini devam ettirmek için çalışan şeyler bunlar. Abi ne proje bu, bitmedi ya. Herkese abi proje, yok herkese ya. Proje. Abi projeler siz milli ve yerli. Başka bir şey var mı? Osmanlı kuruluşunun yerindeyiz. Evet. Buradan dünyaya 3 kıtaya hükmetmişiz. Evet. O hükmettiğimiz yerler tekrar burada gözler var. Milli ve yerli budur. Öyle mi diyorsun? Evet efendim. Gözleri var. Evet. Gözleri var ve şu anda Girit adalarında Yunanistan'ın her tarafına topları takları niye çevirmişler Türkiye'ye? Evet. Neden çevirmişler? Neden çevirmişler? Çünkü onlar Bizans eski alışkanlıkları, bizim atalarımız oraları işgal etmişler. Medeniyet götürmüşler. İnsanlık götürmüşler. Hayır. Biz oralara medeniyet götürmüşüz. Evet.
ve bu medeniyetten dolayı da onlar da şimdi iddialar değil ki Avrupa'nın pis medeniyetini getirecekler. Şu anda siyalarla, akıncılarla yerli %80 yerli ve milli sanayimizde Allah'ın izniyle tekrar Osmanlı ruhu burada zuhur etmiş, tekrar inşallah zuhur edecektir. Evet. Yani sonuçta? Yani sonuçta hedef 2053-2071. Ve artık AK Parti devletleşmiş bir parti haline gelmiştir. Kim ne derse desin bu milletin sağduyusu vardır. AK Parti devletleşmiş. Abi devletleşmiş Atatürk nasıl Türkiye Cumhuriyet bak nasıl Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'le özdeşleştiriliyorsa bugün de artık Atatürk'ün partisi denen o partiler başkalarının güdümü altında vesayet altında kaldıkları için ne yapıyorlar şimdi? Ata babaları ne diyor? Bak henüz 7-8 ay kalmış. Adaylarını bile tespit edemiyorlar. Bu milletin feraseti de vardır, basireti de vardır, sağduyusu da vardır. Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamazlar. Hepinize saygılar diliyorum. Meral Akşener'i nasıl bilirsiniz? Hiç iyi bilmem. Neden? Hiç iyi, hiç iyi. Neden? Memleket düşmanı da ondan PKK'ların işbirliği yapıyor. Ne yapacak yani? Nasıl yani? Basbaya PKK'ların işbirliği yapıyor. Onların içerisinde televizyonlarda her gün seyrediyoruz kardeşim. Bu millet enayi değil ki. Ben A Haber'i izlerim, TRT Türkiye'yi izlerim. Evet. CNN Türkiye'yi izliyorum. Mesela ne diyorlar burada Meral Akşener için? Meral Akşener PKK'ların işbirliği yapıyor. Öyle onlarla diyorlar. Beraber. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar derken öyle yani. Gözden görülen bir şey. Onların masasında duruyor. Meral Akşener bitti bitti. Bir daha mümkün değil yani. İktidara değil milletvekili dahi çıkartamaz. PKK'dan işbirliği yapan bu memlekette mümkün değil. Eninde sonunda yerlen bir olur. Meral Akşener HDP ile de masaya oturmam diyor mesela. Oturmam diyor ama onların içerisinde gene onlarla işbirliği yapıyor. Mesela sen bir HDP'li ile veya bir PKK'lı ile Meral Akşener'i gördün mü? A Haber'de mesela. Ben gördüm hem de şöyle gördüm. Selahattin bak evet. PKK'nın genel başkanını içeriye atlar onun içeride durması yanlış dedi. Kanunlara aykırı dedi. Dışarıda olması Bu lazım dedi. Bir genel başkan. PKK'nın genel başkanı olsun. HDP'nin. HDP. Evet. PKK'nın partisi kardeşim. HKK. Ama izni kim vermiş? Türkiye Cumhuriyeti vermiş mesela. Niye vermiş? Parti kurmaya. Parti kursun da. Şu an mecliste. Maaş alıyorlar. İmam başkanlığı yapıyorlar. Mümkün değil. Cezaevine atıldı, onun her şeysi düştü. Bizim verdiğimiz paralar zaten onlara haram zıkkım olsun. HDP'nin milletvekilleri şu anda mecliste. Haram zıkkım olsunların aldıkları paralar. Onlar bu milletin düşmanı onlar, düşmanı. Çok bir sürü askerimizi ya. Öldürdüler. Evet. Birçok insanımızı öldürdüler. PKK'lan işbirliği yapan birisi bu Türkiye'de mümkünatı yok duramaz yerlen bir olur kardeşim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Meral Akşener nasıl bilirsiniz? Meral Akşener iyi. İyi yani. Neden iyi mesela? Meral Akşener faşistin tercih Şimdi herkes kendine göre şey yapar. Şöyle bak bakalım vatandaşımızın konuştuğu kelime bak. Sen ne iş yapıyorsun ki ne söyleyeceksin ki? Söyle sen bana. Bak görüyor musun? İşsizim abi ben. Ben 6 aydır çalışmıyorum kardeşim. Evet. Ben sanatkar adamım. Altı parmağı dükkanın ziline bastığım zaman adam 15 bin lira diyor. Biz ne iş yapacağız orada? Gayrimeşru iş mi yapacağız? 6 aydır ben çalışmıyorum. Evet. Sanatkar adamım ben. Evet. Madem öyle şimdi telefon ettim şurada adama. Dükkan kirası kaç para bakalım? Soracağız ki dönecek. Evet. Buyurun ben imalatçıyım her türlü. Al bana dükkan tut bakalım burada. Niye tutamıyoruz? Kiralar pahalı. Evet. Kiralar pahalı. Ne oldu ki? Peki ne olacak abi? Mazot 30 lira. Bir şişe bire 30 lira. Bir şişe rakı 500 lira. Bak şimdi dinle dikkat et. Altında bindiği arabaya git orada bak utanmadan Mercedes'e biniyor. Son model Mercedes'e biniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Senin ayağında ne var? 100 liralık ayakkabı var. Evet. Bak bakalım arkadaşlarımıza. He? Bindiği araba 2 trilyon. Utanmadan oraya geçiyor. Git orada taş fırında simit yiyor millet çarşıya geldiği zaman. 3 tane çocukla. Evet. Bu mu AK Parti? Bu mu? Geldin şimdi çık yukarı git kebapçıda yemek ye bakın. Evet. 200 lira yazar. Adam şimdi doğru abi, 200. Sen geçeceksin o işi. Kebapçı buyurun buyurun diyor ya. Otur bakalım iki kişi çoluk çocuk 200 lira yazı versin sana. Buradan gelen halk nereden geliyor? Aşağı mahalleden geliyor. Neden? 30 liraya pantolon alıyor kendine, 20 liraya gömlek alıyor. Sanıyor ki ben çok kâra geçtim burada. Evden 100 lira parası geldi ama çarşıda zaten 30 lira her şey. 20 lira, 30 lira, 40 lira. Öyle değil mi? Çekmiş arabayı oraya. O yüzden bana göre iyi değil. Bir belediye başkanı 2 trilyon, 3 trilyon Mercedes'e biniyorsa orada
Yazıklar olsun ona. Çıksın karşıma, ağzının payını veririm ben. Abi size sorar. Meral Akşener nasıl bilirsiniz diye sorduk. Ben bir şey daha söyleyeyim bak lütfen. Evet. Kadınlarımız yukarı çarşıya çıkıyor ya. Evet. Aldığı ferace. Evet. 500 lira. Evet. Buyurun. Neden bir kadınımızın üzerinde kaşe manto yok? Bak herkesin üstüne. Gör, ben görmüyorum. Al bak. Ben o işi yapıyorum. Evet. 500 lira. Bildiğin çarşaf, siyah çarşaf 500 lira. Meral Akşener'i nasıl bilirim? Evet. Çok değerli bir siyasetçiydi benim nazarımda. Evet. Ama Erdoğan'ı İsrail Başbakanı ile ikisini bir teraziye koydu. Orada kaybetti. Neydi İsrail Başbakanı'nın ismi, neydi şu andaki başbakanın ismi, neydi? Onunla ikisini bir teraziye koydu. Aynı. Erdoğan da aynıdır. Yani. Onların biri olabilir mi? Onun terazisi, Erdoğan'ın terazisi ağır gelir. Ona bir olamaz, imkan yok. Kaybetti benim nazarımda. Eğer ki adaylığını koysaydı Cumhurbaşkanlığında, adaylığımı yani şey, Meral Akşener'e verebilirdim ama kaybetti o. Siz ne diyorsunuz? Meral Akşener nasıl bilirsiniz diye soruyoruz. Meral Akşener milliyetçiyim diye girdi siyasete, fakat milliyetçilikle hiç alakası yok. Tam tersi, bana göre bir takım mihrakların peşine takıldı. Bana göre bize düşmanlık yapan dış güçlerin piyonu olarak... Kim abi bu dış güçler? Bu dış güçler yıllardır içimizden bizi oyan, dışarıdan da zaten her şeyle belli olan Amerika'dır, İngiltere'dir, Yunanistan'dır, Ermenistan'dır. Bunlarla bütün... anlaşma mı yaptı diyorsunuz? Bunlarla tabii ki bunların bunlarla onların dümeninde gidiyor. Şu anda Türkiye'de yüzlerce olağanüstü bir proje var, milli proje var. O projenin sürekliliği için, bu ülkenin geleceği için, bugün aç da kalsak, bugün sıkıntı da çeksek, oyumuz Cumhur İttifakı'nın evvelallah. Evet. Siz ne diyorsunuz abi? Aynen, Cumhur İttifakı. Başka alternatif yok. Biz Meral Akşener'e soruyoruz. Ha, Meral Akşener. Evet. Meral Akşener, 28 Şubat'ta kendisine eteğini gelirsen başına geçiririm diyen komutandan mahkemede davacı olamadı. Ben davacı değilim dedi. Evet. Bu kadar adam, sen bugün tamam mı kendi davanı koruyamıyorsan, hakkı peşine düşemiyorsan, sen milletin davasını peşine nasıl düşeceksin peki? Ha, bir insan tamam mı, ondan bir hakaret, bir İçişleri Bakanı, Kadın İçişleri Bakanı'na, bir asker nasıl diyebilir ki tamam mı, senin geri eteğini başına geçiririm. Bunlar daha bir laf olmaz ama bu sözü kendine yedirdiler. Mahkemede dava, herkes davacı oldu ama davacı olamadı. Bir, iki, tamam mı, tamamen FETÖ projesi. Evet. Olduğu gibi A'dan Z'ye FETÖ projesidir. HDP ile PKK ile tamam mı, kahvaltı yapacak olan kişilerin bu ne fayda geldi bu memlekete? Tamam. FETÖ. Şimdi barış süreci vardı mesela. Barış sürecinde AK Parti barış sürecini başlattı. AK Parti barış süreci olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Evet. AK Parti tamam mı, barış süreci başlattı. Tamamen iyi niyetle devletin tamam mı, birlik beraberliği için başlattı. Ama gerek tamam mı, dışarıdakilerin tamam mı, böyle bir beraberlik istememeleri ve PKK'yı tekrar tamam devreye sokup tamam barış verelim batılamaları, tamamen tamam orada hendekler kaldırarak, bilmem ne kaldırarak. Kim yaptı bunu? Meral Akşener mi yaptı? Meral Akşener yapmadı. Meral Akşener onu yapanlarla bugün kahvaltı yapmaya çalışıyor. Evet, onları çıkartmaya çalışıyor cezaevine. FETÖ dediniz. FETÖ hangi partilerde var mesela? CHP'de var. Doğulalı, Zunalalı. Kim aldı abi? O biliyor kimin aldığını. Havur kapısında kim aldı peki kalıp? Meral almadı. Neyi? Kim aldı abi? Meral Akşener mi aldı diye soruyor. Neyi Meral Akşener? Havur kapısından PKK'lılar kim soktu? Doğulalı, Zunalalı. ADV arkadaş dedi ki tamam mı? ADV arkadaş ne dedi? Çözüm süreci dedi değil mi? Çözüm süreci dedi. Soruyor mu? AK Parti hükümet zamanla girmiştir. 12 sene kimle yönettiniz bu ülkeyi? AK Parti yönetiyor. He. Şu anda kim yönetiyor? Kim, 12 sene kim yönetiyor? Şu anda yönetiyor? Kim yönetiyor? Senin neyin vardı? Kimle yönetiyor? Şu anda senin, kim yönetiyor? Senin neyin vardı? Şu anda tamam, bana söyler misin? 12 sene kimle yönetiyor bu ülkeyi? Sen şu anda dünya kafa tutuyorsun dünyaya. Bir dakika abi, sana soruyorum. 12 sene yol kimle yönetti bu ülkeyi? 2016'ya kadar. AK Parti kim? Kendi yönetti. FETÖ'yle yan yana yürüttünüz. Niye FETÖ? Olabilir. O zamanki FETÖ öyleydi. Bugün böyle. Boş konuşma. Boş konuşmaya gerek yok ki.